Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te NBA 2K19'da Euroleague macerasına başlıyoruz. Bizi Avrupa'da gururla temsil eden bir Türk temsilcisi, takımımız Fenerbahçe Beko'nun Euroleague macerasına hoş geldiniz. NBA 2K19'da bu sene Euroleague yok. Birkaç seneden beri yok. Normalde Euroleague 16 takımdan oluşuyor biliyorsunuz. Grupta, ligde daha doğrusu 16 takım var fakat My League buna müsaade etmiyor. 30 tane takım yerleştirmek zorundaydım lige ve Euro Cup, Euro League, Avrupa takımlarının bir karmasından oluşan 30 tane takımı bu lige entegre ettik ve bununla alakalı da bir video çekeceğim. Instagram'da ilk paylaştığımda çok fazla soruldu abi nasıl yaptın diye. Çok yakın zamanda bunu nasıl yaptığımı gösteren bir video sizlerle paylaşacağım. İşte Euroleague'de 30 tane takım var. 29 maçtan oluşacak bir sezonumuz olacak. Daha sonra playofflarla beraber bu sezonu tamamlayacağız. Büyük ihtimalle de Euroleague'in gerçek bitiş dönemlerine de denk gelecek. NBA 2K19'u çok iyi oynayan biri değilim. Yıllardan beri de bu oyunu adam akıllı oynamıyorum. Bakalım nasıl bir seri olacak. Bana desteğinizi hissettirmenizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarla ve beğenilerle önerilerinizi de yazmayı unutmayın. Hemen şöyle bir lige gelelim ve takımlara bakalım. CSK Moskova, Real Madrid, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Barcelona, Lassa, İstanbul, Fenerbahçe, Beko, Olympiakos, Lokomotiv Kuban, Beşiktaş, Sombo, Japan, İstanbul, Anadolu, Efes, Bros Bamberg, bazı takım isimlerini de söyleyemeyeceğim kusura bakmayın, hatta oyuncu isimlerini telaffuz etmede çok sıkıntı çekebilirim, bana doğruyu siz öğretin lütfen. Aris, St. Petersburg, bakın mesela nasıl okuyacağım bilmediğim takımlardan biri daha, bana bu konuda siz yardımcı olacaksınız arkadaşlar. Budoknos, Valencia, aşağıya doğru iniyorum, siz okumaya devam edin. Tam 30 takım, Galatasaray'da var, Darüşşafaka'da var. Türk temsilcilerinden başka kim vardı? Yukarıda gördüğünüz işte Beşiktaş, Anadolu Efes, Fenerbahçe. Bu lig maceramız başlıyor. 8 dakikadan oluşacak çeyreklerimiz. Simulate maçlarda 9 dakika olacak. Bakalım gerçeğe yakın bir skorla biterse bu şekilde devam. Bitmezse değiştireceğiz. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. İlk maçımızda deplasmanda Panathinaikos'a konuk olacağız. Zamanı ileri alıyoruz ve Fenerbahçe Beko, Fenerbahçeli taraftarların deyimiyle dünyanın en güzel takımının karşılaşması başlıyor. İlk beşimiz görüntüde. Kostas Sulukas, Marko Guduric, Nikola Kalinic, Nicolo Melli, Jan Veseli. Panathinaikos'ta da Kalates, Langford, Antetokounmpo, Gist ve Papagiannis. İsimler konusunda çok amatör olabilirim ama bana lütfen yardımcı olun arkadaşlar. Uzun zamandan beri bu oyunu oynamıyorum. Nasıl gelişeceğine dair bir fikrim yok. Kötü oynayabiliriz, kötü setler gerçekleştirebiliriz ama yüreğimle mücadele edeceğimi hepinize söyleyebilirim. Bunun garantisini verebilirim arkadaşlar. İlk maçımız deplasmanda Yunanistan'da. Evet, Euroleague'in ilk macerası başlıyor Yunanistan'da. Spikeri kapatmam konusunda da tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Oyunun orijinal spikeri açık mı kalsın, kapalı mı kalsın? Çünkü ben elimden geldiği kadarıyla spikerlik yapmaya çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Futbol spikerliğine iyice aşina olmuş durumdayım. Kanalda FIFA serilerini takip edenler benim bağırmalı çağırmalı spikerliğim biliyorlar. Fakat basketbol konusunda biraz tecrübesizim. Daha doğrusu çok tecrübesizim. İlerleyen zamanlarda bu da rayına oturacaktır. İşte güzel bir ambiyans var Yunanistan'da Panathinaikos'a karşı. İlk maçımız başlıyor. Hepinize iyi seyirler dilerim ve ben 2K kamerasıyla oynamıyorum. Bu konuda da anlayışınızı rica ediyorum. Hava atışıyla maç başladı. İlk hücum Panathinaikos'un. Başarılar çocuklar. Başarılar Fenerbahçe. Bu arada evet, evet, bir yarı saha oldu. İleri gittikten sonra adımını geriye attı herhalde ve ilk hatalı top Panathinaikos'tan geldi ve 3. saniyede hücumumuzu gerçekleştireceğiz. Jan Veseli oyuna yandan başladı. Kostas Sulukas sağ tarafta, Kalinic, Nicolo Melli. Çok acayip hissediyorum kendimi şu anda. Nasıl olacak bilmiyorum. Adamımızı perdeye çağırdık. Veseli perdeye geldi. Pot altından oynuyoruz ve ilk hatalı topumuz geldi maalesef. Ya kendimi şu an acayip kötü hissediyorum. İlk şut başarılı. Ya o kadar futbol oynadıktan sonra şimdi basketbol tabiri de beni sıkıntıya sokacak. Kostas Sulukas, perdeye çağırdık Veseli'yi. İçeriye girmeye çalışıyoruz. Köşede oyuncumuz boş. Bir üçlük gelir mi? Nicolo Melli, harika bir şut. 3 sayılık basketimizle başlıyoruz Panathinaikos karşısında. 3-2 öne geçtik. Aynı şeyde 30 şeye odaklanmak çok zor basketbolda. Bu zor biliyorsunuz. İçeriye doğru sokuldu.
Bir şut başarılı, 4-2 oldu. Panathinaikos 4-2, 4-3 oldu, düzeltiyorum. Kostas Sulukas, şu çizgilere uymaya çalışırsam belki güzel bir set hücumu gerçekleştirebiliriz. Faul, evet faul. Marko Guduric, Guduric Veseli perdeye geldi, dışarıya doğru çıkaracağız. Güzel içeriye devrildik, dışarıda 3 sayıda bomboş bir oyuncumuz vardı üçlük çizgisinde. Fakat içeriye güzel bir turnikeyle tamamlıyoruz. 5-4 öndeyiz. Şu ana kadar heyecanlı bir basketbol müsabakası izliyoruz. Langford üçlüyü gönderdi, başarılı. 7-5 öne geçti Panathinaikos. Kostas Sulukas topu aldı. Sulukas çizgiye doğru gitmemizi söyledi bize Obra. Ama orası kapandı. Pot altından oynayalım. Hadi Nicolò Melli arkaya. Sulukas'a. Sulukas yüksek posttan atışı başarılı. Yüksek postu değil mi orası? 7-7 oldu. Hatalarımı düzeltin arkadaşlar. Bakın bu konuda çok fazla pot kırabilirim. Hata yapabilirim. Fakat bunun bir eğlence olduğunu unutmayalım. İyi hareketler Langford. Şık hareketler, şut pozisyonu yine savunamadık. Rebound'u Veseli aldı. Hadi bir hızlı hücum şansı olabilir. Sağ tarafta Marko Guduric var. Guduric üçlük çizgisinde üçlüğü gönderdi. Potadan döndü. Şu üst tuşa basınca da kimin? Evet, evet, evet. Bu sayıyı yememiz normal. Şu sağ üstü bir şey açtım. Kimin üçlüğü iyi, kimin kötü bunu siz de oradan görebilirsiniz. Bakın 3 sayılık atışta Sulukas'ın şu anda B artı oynadığını görebiliriz. Kostas Sulukas. Sulukas Veseli, köşede boş. Kalinic, Kalinic C. Evet, 24 saniye süresinin dolması, 9 saniye kaldı. Marko Guduric Sulukas'a. Sulukas yan Veseli ile oynayacağız. Evet, pot altından yavaşça son 2 saniye gönder. Veseli çemberden döndü ve savunma ribantını Papagiannis aldı. Antetokounmpo, Kalinic onu savunacak. 9-7 Panathinaikos önde. Pot altından bir şut denemesi gelebilir mi? İçeriye devrildiler. İyi savunma yaptık. Bir bandı da Sulukas aldı. Hadi hızlı çıkalım. Marko Guduric. Kalinic perdeye Veseli'yi çağırdı. İçeriye devrileceğiz. Bir turnike. Basket faul gelmedi. İki tane serbest atış kullanacağız. İlk çeyreğin bitmesinde 4 dakika 38 saniye var. İlk serbest atışımız başarısız. İyi durdurduk fakat başarısız. İşte Obradovic görüntüde. Maalesef tipler uymuyor. Ona yapacak bir şeyimiz yok. İkinci serbest atışımız bu başarılı. 9-8 oldu, fark 1. Oyuncu değişikliklerini falan hiç ben ellemiyorum. Her şeyi Obradovic'e bıraktım. Beyin bize talimatları gerçekleştirecek. Langford. Lekavicius bir aleyup denemesi. Başarılı bitirdiler. 11-8. Lekavicius. Bir blok gelebilir mi? Harika savunduk fakat 13-8 oldu. 4 dakika var ilk periyodun bitmesine. Sulukas 2 sayı 1 reboundla oynuyor. Bakın bunları bana öğretin ya. Buraya kadar geldim. Tamam geldim. X diyor. Buraya gel diyor. Evet buraya kadar geldim. Pası buraya attım. Kalinic. Kalinic bomboş. Kalinic 2 sayılık atış. Kalinic çemberden döndü. Giz savunma reboundını aldı. Hadi bakalım toparlanma zamanı. Topu adamın elinden alabileceğiz mi? Lekavicius içeriye girdi bomboş. Maçla bitirdiler. 15-8 mola zamanı. Biraz toparlanmak zorundayız. Kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyorum. Bir de kolay bir zorluk derecesinde oynamıyorum. Realistik ayarlar diye bir şey vardı. Ona getirdim. Rakip iyi hücum ediyor. Benim çok tedbirli oynamam lazım. Zorluk seviyesini de düşürebiliriz. Hadi. Geoffrey Löwen dışarıya. Şut pozisyondayız. İçeri Nicolò Melli'ye bir faul daha geldi. Bu arada Bobby Dixon da oyunda. Bobby Dixon dışarıda top aldı. Bobby Dixon perdeye. Löwen geldi. Evet, o adamı geçebilirsek Bobby Dixon içeriye doğru. Güzel anlaşma. Geoffrey Löwen savunma ribandını tekrar aldı. Hücum ribandını düzeltiyorum. Bobby Dixon'a bir faul daha geldi. Lekavicius faulü yaptı. Evet, iki serbest atış kullanacağız. Ali Muhammed yani Bobby Dixon'la. Bobby Dixon ilk serbest atışı başarılı. 15-9. İkinci serbest atışı bakalım başarılı olacak mı? İkinci serbest atışımız da başarılı. Bobby Dixon savunma yapıyor. Çok hareketliler. Çok hareketliler. Üçlük uzaklardan, çok uzaklardan başarılı. 18-10. Bobby Dixon perde geldi. İçeriye pas başarılı. Basket faul. Basket faul olmadı. Löwen. Geçen sezonun istatistikleri fakat buna aldanmayın. Geçen sezon diye bir şey yok bu oyunda. 18-10. Farkı 6'ya indirme çabalarımız. Geoffrey Löwen. İlk serbest atışımız başarılı. İkinci serbest atışımız
Bu başarısız, evet bu başarısız. Haydi kaptan, iyi savunma bekliyoruz. Oyuncuları seçene kadar adamlar gelip smacı bastılar bile. Bobby Dixon delirmiş, vaziyetini biliyorsunuz. Bobby Dixon, maalesef topu kaybettik. Evet maalesef arkadaşlar, 22-11. Savunmada bir sıkıntı yaşıyorum, tuşları unutmuş durumdayım. 2 seneden beri bu oyunu oynamıyorum. 2 sene önce oynadığımda da zaten amatör olarak oynuyordum. Bobby Dixon, yürü Bobby. Dışarıya. Melih Mahmutoğlu kaptan, uzaklardan Melih Mahmutoğlu. Kaçırır mı Melih? 22-14. Kaçırmaz tabii ki. Evet şimdi tamam, Melli'deyim abi. Melih savunuyor. Nicolo Melli, Gist. Acaba bilgisayara mı bıraksak savunmayı? Lekavicius, üçlük. Çok güzel. Bobby Dixon savunma ribandını aldı. Biraz sakinleştiriyoruz oyunu. Evet, yavaş yavaş geliyoruz. Bobby Dixon. Birebir de başarılı. İçeriye doğru. Bobby Dixon indirdi. Basket foul. Hayır. Olamaz. Pası indirdim aslında ama olmadı. Hadi iyi savunma Melih. Kaptandan çok iyi savunma. Savunma ribandı Löwen'de kaldı. Çıkalım çocuklar. Gigi Datome oyunda. Gigi Datome içeriye doğru. Datome. Çok yavaşsın Datome. Tamam. Bobby topu aldı. Bobby Dixon. Löwen perdeye geldi. Perdeden sıyrılmaya çalışıyoruz. Geoffrey Löwen. Bobby Dixon hediye etti. Şimdi iyi savunma zamanı. Gigi Datome. Thomas. Çok zorladı savunma ribandı bizde. Hadi çocuklar. 30 saniye kaldı. Bobby Dixon uzaklardan. Bobby. Seversin Bobby. Olmadı. Olmadı. Sonucum bizim olacak. 21 saniye var ilk periyodun bitmesine. 16 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Lekavicius. 3 saniye fark var arada. Bobby Dixon topu almayı başarabileceğiz mi? 9 saniye. Son saniye olarak kullanacaklar. Bobby Dixon. Çok uzaklardan. Hayır. Evet, 2 saniye kala molayı aldık. 2 saniyemiz var. 22-14. 8 sayı gerideyiz ilk periyotta. Bu arada Green oyunda. Şöyle Green'e doğru. Evet, topu hediye ettik maalesef. 22-14 ilk periyodun sonucu, 8 sayı gerideyiz. İkinci periyot başlıyor. Ben spikerin sesini biraz kısmak istiyorum ya. Sanki karışıklığa neden olacak gibi bir his var içimde. Şu ana kadar hiç susmadığımdan dolayı biraz karışacaktır. O yüzden kıstım. Taraftarın sesini daha yoğun hissetmenizi istiyorum. Bu fark basketbol için hiçbir şey değil. 22-14. Evet, basketbol için hiçbir şey değil arkadaşlar. İkinci periyot başlıyor. Bu arada yüzümün de çok turuncu olduğunu fark ettim. Parkeden yansıyan turunculuk suratıma yansıyor. Onu da umarım düzeltebilirim. Evet, perde başarılı. Hadi çocuklar. Evet, yine topu kaybettik. Bu pasları çokça yapıyorum. İyi savunma. Datome! İki kişi aynı anda yükseldik. Löwen faulü yaptı. Evet, ilerleyen günlerde yapacağımız maçlar görüntüye geliyor. Unix Kazan, Fiat Torino, Darüşşafaka Tekfen ve Beşiktaş Sombo Japan. İki serbest atış kullanacak. İlk serbest atış başarılı. Fark 9'a çıktı. İkinci serbest atışı Thomas'ın. O da başarılı. Fark 10 değerli basketbol severler. Bobby Dixon. Şunlara uymaya çalışsam nasıl olur? Buraya kadar geldim. Evet, gel dedi. Buraya pasa atıyoruz. Buradayız. Tamam, Bobby Dixon. Çok güzel. Bomboş. Melih Mahmutoğlu kaçırdı. Maalesef kaçırdı. Hadi Bobby. İyi savunma. Yine faul geldi. Datome'nin ikinci faulü bu. İkinci serbest atış Thomas'tan. Bu başarısız savunma ribantı bizde kaldı. Bobby Dixon hızlı çıktı. Topu kazanabiliriz. Bobby Dixon bomboş pozisyonda ikiliyi göndermeyi başardı. Fark yeniden 9'a indi. Lojewski, Jan Veseli karşısında. Green, Thomas. Kalates bomboş içeride. Çok güzelsiniz çocuklar. Blok geldim bilmiyorum. Bir hızlı hücum şansı daha olabilir. Sağ tarafa doğru Löwen. Jan Veseli, Bobby Dixon. Evet, biraz sakin dedi arkadaşlarına. Perdeye arkadaşını çağırdı. Bir faul daha geldi. Çok sıkı savunma yapıyorlar. Evet, bu arada spikerin sesini yeniden açtım. Çok çıplak hissediyorum bu sefer de kendimi. Spiker olmadan olmuyor. Bu arada Guduric tekrar oyunda. Guduric. Şöyle. İyi paslaşıyoruz. Evet, dışarıda büyük boşluk var. Bir pas daha. Çok fazla paslaştık sanki. Gigi Datome. Datome perdeye gelecek. Jan Veseli. Evet. Bir saniye kala. İkilik bomboş ve süper durduruyor.
Gigi Datome 25-18 fark 7 yayında. Hadi iyi savunma zamanı. İstanbul'da takımlar çıkmayacak. Salondan çıkmayacak fakat deplasmanda şu anda biraz yalnızız. Yalnızız. İçeriye doğru devrilmeye çalışıyor. Top bizde kaldı. Hadi çocuklar, evet, biraz sakin de Dobra. Birebir de etkili. Green içeriye doğru sokulmaya çalıştı. Pası çok dışarıya. 12 saniye kaldı. Gigi Datome perde istedi. Datome içeriye doğru girecek. Pası başarılı. Hadi çocuklar, mükemmelsiniz. 25-20. Sayıyı atan Yan Vesely bu maçtaki ilk sayısı oldu Vesely'nin. 5 sayılık bir fark var. Antetokounmpo Yan Vesely. Yan Vesely harika savunma yaptı fakat enteresan bir sayı. Guduric perde geldi. Perde başarılı. Hadi çocuklar. Datome, Gigi, Gigi Datome smaca giderken blokla karşılaştı. Antetokounmpo bomboş, bomboş bir 3 sayılık atış. Başarısız Datome savunma ribandını aldı. Hadi çocuklar, Yan Vesely. Çok güzel anlaşma. Ah, top geçmedi maalesef. İkinci smacımıza yaklaştık fakat bu sefer de top geçmedi. Antetokounmpo, iyi savunma çocuklar. 7 sayılık bir fark var. Kalates. Perdeye geldiler. Blok gelir mi? Çok zorladık. Daha doğrusu evet, savunmada zorladık rakibi. 13 saniye var hücum süresinin dolmasına. Perde geldi. Perde başarılı. İçeriye devrilmeye çalışacağız. Maalesef müsaade yok. Maalesef müsaade yok. Marko Guduric. Guduric. Guduric indirdi. Bomboş. Yan Vesely yine geçmedi maalesef. Şanssızlık potaya okumuş gibiler. Sakin çocuklar. Antetokounmpo. Gigi Datome karşısında. Gigi Datome topu elinden almayı başardı. Fakat müthiş mücadele. Datome smaça doğru gidiyor. Gigi. Gigi Datome. 27-22. Bravo çocuğum. Önce Antetokounmpo'nun elinden topu aldı. Daha sonra mücadele sonunda topu kazandı ve smaçla bitirdi. Fark 5. Kalates, Green içeriye oynadılar. Papagiannis, Yan Vesely karşısında. Antetokounmpo, Datome. Datome savunuyor. Antetokounmpo blok gelir mi? Bir faul daha geldi. Bu Datome'nin ikinci, üçüncü de takım faulümüz. İkinci serbest atış. Bu da başarılı. 29-22 fark 7. İçeriye geçmeye çalışabilir miyiz? Kostas Sulukas birebir oynamaya çalışıyor. Sulukas. Sulukas çık hareketler. Kostas Sulukas. İndir. Ver artık. Yapıştı. At artık. At artık be. Abi olamaz böyle bir şey. Şut çekemiyorum ya. 50 kere potaya yöneldim. Yeme bunu. Ya defalarca aşağıya pas indirdim, olmuyor ya. Çok üzgünüm, bomboştu. 32-22. Ah, topu bir türlü indiremedim ya. Kostas Sulukas, 10 sayılık fark var. Perde başarılı. Kostas dışarıya. Hadi bomboşsun. Yan Vesely yine geçmedi. Maalesef yine geçmedi. Fenerbahçe Beko'yu adına yakışır bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Fakat oyun gerçekten çok zor. İnanılmaz zor bir oyun. 34-22. İlk serbest atışımız başarılı. İkinci serbest atışımız bu başarısız, maalesef başarısız. İyi durdurmamıza rağmen yapma. Hücum ribandını aldılar. İki kere aldılar. Olacak iş değil. İki kere hücum ribandını verdik. Full konsantre olmam gerekiyor. Marko Guduric. Thomas. Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadım. Melli beşin, takım olarak 5. faulümüzü yaptık. 11 sayılık fark var. Evet, 11 sayılık fark var. İlk periyotta iyiydik fakat ikinci periyotta bir şeyler oldu bize. Al bu topu, aldık. Marko Guduric. Guduric. Soldan giden bir arkadaşına doğru. Basket faul gelir mi? Gelmedi ama sayıyı bulduk. Sulukas'ın turnikesiyle farkı 10'a kadar indirdik. 10 saniye. Üçlük uzaklardan. Savunma rivantı bizde. Yan Vesely aldı. Hadi sakin çocuklar. Sakin. Guduric'e doğru. Marko Guduric. Kostas Sulukas. Perde istedi. Perde başarılı. Perde başarılı. Solda boş bir oyuncu var. Marko Guduric. Marko Guduric. 5. sayısı. 35-28 fark 7'ye indi. Rekavisio Sulukas karşısında. Sulukas karşısında. İçeride bomboş bir oyuncu var. Kim boş bıraktı onu? 37-28. 3 sayı denemesi bu bizi yıkan üçlük oldu. Fark tekrardan 12'ye çıktı. Perde geldi. Perde başarılı. Dışarıya. Boş pozisyon. Yan Vesely. 40-30. Hadi pes etmeyin çocuklar. 42. Şut pozisyonuna girecek herhalde içeriye. Atış başarısız. Hadi çocuklar. Son hücum bizim olsun. Kostas Sulukas. Basket faul bekliyorum. Kostas Sulukas. Olmadı. 2 serbest atış kullanacağız ve bir hücum şansı daha elde etme fırsatımız var. 32.8 saniye var. Hadi Kostas.
Sulukas ilk serbest atışı başarılı. Bu 6. sayısı oldu Sulukas'ın. İkinci serbest atışımız. Bu da başarılı. Bravo çocuklar. 8 sayı farkla oynuyoruz. Panathinaikos 40, Fenerbahçe 32. Löwen oyuna girdi. 4 reboundla oynuyor. 27 saniye var ilk yarının bitmesine. İkinci serbest atışı bu da başarılı. Gerçekten aşırı gereksiz bir faul oldu. Hadi Bobby Dixon. Son saniyeye kadar bekleyeceğiz. Bobby Dixon zamanı eritecek. Karşımızda yanan bir savunmacı var. Buradayız Bobby. Neler yapacak Bobby? 14 saniye. Bobby Dixon perde istedi. Üçlük deneyecek Bobby Dixon. Herhalde öyle görünüyor. Bobby Dixon savunma perdeye takıldı. 3 sayılık. Blow yedik maalesef Bobby Dixon. Hayır, hayır. Yıkılırız. Yıkılırız. 42-32. İşte ilk yarı istatistikleri. %44 isabetle oynuyoruz. Panathinaikos %48. Aslında birbirine yakın istatistikler var fakat çok fazla top kaybettik. Jan Veseli 4 sayı 4 reboundla oynuyor. İkinci yarı başladı. Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe başlıyor. Kostas Sulukas 7 sayı 1 rebound. Evet, hızlı bir şekilde geçebilir miyiz? Kostas Sulukas çok erken bıraktı elinden. Kalates. Savunma yapıyoruz. Kalates 3 sayılık denemesi. 45-32. 13 sayılık fark var. Hücumda bir hata yaptık maalesef. 45-32. Langford iyi savunma gelmedi. 47-32 fark 15'e çıktı. Panathinaikos 3. çeyreği iyi başladı. Yine hatalı bir top. 49-32 fark 17'ye çıktı 3. periyotta. 6 dakika 50 saniye var. Sulukas bu takımın uyanması gerekiyor. Nicolò Melli. Geriye doğru çıkardık tekrar Melli. Jan Veseli içeride top istiyor. Jan Veseli bomboş pozisyon. Jan Veseli atamadı maalesef. Oyun müthiş zor bir oyun. Köşede bomboş bir oyuncu var. Basket faul. 51-32 değerli basketbol severler. 42-32 3. çeyrek başladı. Bir sayı atamadık. Obradovic mola aldı. Takıma güzel bir kayacak herhalde. Hadi Veseli pot altından yavaş yavaş. Jan Veseli. Hadi 3 saniye olmadan bloğu yedik maalesef. Maalesef bloğu yedik. Üçlük. Bir üçlük denemesi daha. Başarısız oldu bomboş pozisyonda. Hadi çıkalım. Kostas Sulukas. Sulukas geriye. Kalinic. Nicolò Kalinic başarılı. 52-35. Bravo Kalinic. 4. sayısı oldu Kalinic'in bu. Hadi iyi savunma zamanı. Bu üçlük bizi gaza getirmeli. Kalates. Sulukas karşısında. Langford mudur? Sulukas. Perde istedi. Perde başarılı mı? İçeriye. Yine topu kaybettik maalesef. Koşun çocuklar geriye. Jan Veseli. Blok gelecek Jan Veseli. Harika müthiş bir blok. Bizi gaza getiren şeyler yaşıyoruz ama. Pot altından oyun başladı. Bir blok denemesi daha. 56-35 zor pozisyonda adamlar sayı bulmayı başarıyorlar. Marko Guduric. Guduric. Perde geldi Guduric. Pası ver, bitir bu işi. Jan Veseli bitir bu işi. Bravo çocuklar. İşte bunları bolca yapabilmeliyiz. 56-37. Papagiannis iki kişi bir oyuncunun üstüne gitti. Papagiannis Jan Veseli geçirmez onu. Hadi fast break. Hızlı çıkalım çocuklar. Tamam sakinleştiriyoruz. Jan Veseli üçlük denedi. Jan Veseli 56-40. Müthişsin çocuğum, harikasın. Bizi hayata döndüren üçlük Jan Veseli'den geldi. Tamam şimdi iyi savunma zamanı. Bir de bu topu alabilir miyiz? Kalates. Harika hareketler. 58-40. Ne zaman direnç göstersek karşımızda müthiş Panathinaikos hücumunu görüyoruz. 58-40. Hadi çocuklar 4 dakika 14 saniye var. Perde geldi. Bu sefer perdenin sağından geçtik. Pası verdik. Smaçla bitiriyoruz. Gigi Datome. Tekrarını izliyoruz pozisyonun. İyi aldı Green'den ve smaçla bitirmeyi başardık. 58-42. Green karşısında perde geldi. Üçlük denemesi yok artık. Yok artık Kalates, yok artık. 61-42. Çok hızlı kapatıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kalinic gir içeriye. Harikasın çocuğum. Müthişsiniz çocuklar. 61-44. Çok zorlandık sayıyı yapana kadar. Kalates. Top bizde kaldı. Bravo çocuklar. Sakin. Melih Mahmutoğlu kaptan uzaklardan olmadı kaptan. Bu sayıya çok ihtiyacımız vardı Melih. Thomas. Hadi Melih. Al bu topu. Topu elinden düşecek Thomas. Lovrenç savunmada. Kalates yanıyor.
Kalates. Yine attı şerefsiz. 63-44. Bobby Dixon al bu topu. Yine bomboş. 65-44. Maalesef. Çok kötüyüz. Bobby Dixon. Bobby Dixon ne varsa sende var Bobby Dixon. Bobby Dixon sever bu şutları Bobby Dixon. Aynı kendisi 65-47. Hadi çocuklar. Yalvarıyorum size dünyanın en güzel takımını şurada rezil etmeyelim. Kalates. Bu adam nasıl bir adam? Alış topu. Bas biliyor Bobby Dixon harikasın. Olmadı. Top bizde kalmadı maaalesef. Antetokounmpo. Fake. Blok geldi Gigi'den. Gigi Datome. Hadi çıkalım. Bobby Dixon. Tekrar baktı. Bobby Dixon. 65-50. Fark 15. 2 blok. 2-3 sayılık atış bir blok. Takımı toparlayan kişi Bobby Dixon oldu. Kalates. Üçlük çektirmeyin Bobby. Al topu önünden. Thomas 12 saniye kaldı şut süresinin dolmasına. İçeriye. Blok gelir mi? Olmadı. 67-50. Bobby topu aldı. Bobby Dixon. Birebir de etkili. Bobby Dixon. En köşeye. Melih Mahmutoğlu. Kaptan 67-53'e getirdi skoru. Tabii sayılardan sonra bağıran bir taraftar olmadığı için sadece ben bağırıyorum. Bu da garip oluyor. Bobby al bu topu elinden. Bobby Dixon içeride o adamı nasıl tutsun? 69-53. Son 55 saniye. Gigi Datome. İçeriden oynayalım. Geoffrey Löwen. Bravo çocuğum. 69-55. Kalates ne yorulmadın sen ya? Ne yorulmadın abi? Bobby Dixon. Abi inanılmaz bir adam bu ya. İnanılmaz bir adam. Kim bu adam ya? 71-55. Son hücumu bizim yapmamız gerekiyor. Bobby Dixon 71-58. 14-6 oldu. Bobby delirdiği zaman neler yapabilir biliyorsunuz hepiniz. Kostas Sulukas oyunda. Lekavicius. Löwen. Attırmayın. Top kimde? Top Fenerbahçe'de. 1.4 saniye var. Bunu nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Uzaklardan bir yerden sallayacağız. Hadi bakalım. Gigi Datome. Bu kadar da değil ya. Neyse. Şut çekme şansını kaybettik. 71-58. Son periyoda onlar başlayacak. Maçın asisti görüntüye geliyor bu arada. Kalates indirdi. Aleyup. Güzel bir sayı yemiştik burada. Evet doğru. Doğru teşhis. 71-58 Panathinaikos önde. Dördüncü periyot başladı. Thomas Datome karşısında. Gigi Datome onu savunuyor. Lekavicius. Bir kişi. Hadi iyi savunma. 13 saniye kaldı. Henüz bir şey yapamadılar. Kostas Sulukas Lekavicius'un karşısında. Son 8 saniye. Şekil şukul hareketler. Lekavicius dışarıya çıkardı. Nicolò Melli uçtu ama üçlüyü gönderdi. Oyuncularımız çok geç reaksiyon veriyor. Ben üçgene bastığımda, blok basmak için sıçradığımda 1-2 saniye geç zıpladığını fark edebiliyorum. Kostas Sulukas perdeye geldi. Yan Veseli köşeden. Abi bu kaçıncı böyle pas hatamız bilmiyorum. Ya bu girmesin. Top bizde. Datome. Hadi oğlum. Hadi çocuklar. Hadi Sulukas. Kostas Sulukas. 74-61. 13 sayı fark var. Hiçbir şey değil. Basketbol için hiçbir şey değil bu aradaki fark. Gist. Melli karşısında. Müthiş savunma geldi çocuklardan. Sulukas. Hadi. Nicolò Melli. Pası indir. Abi böyle kötü bir hücum olamaz ya. Bu kadar yavaş olamazlar. Neyse. Bobby Dixon. İki sayıyı kaçırdık. Bobby Dixon. Bomboş. Bobby Dixon. 74-64. Bobby Dixon. 16. sayısı Muhammed Ali'nin. Ali Muhammed'in daha doğrusu. Muhammed Ali bizi andı. Lekavicius Kostas Sulukas karşı karşıya. 16 saniye var hücum süresinin dolmasına. Panathinaikos 74. Fenerbahçe Beko 64. Ve faul geldi Sulukas'tan. Farkı 10'a kadar indirdik. Mücadeleniz yeter çocuklar. Thomas bomboş içeride bomboş. 76-64. Şöyle değişik bir şeyler yapalım. Ne yaptığımı bilmiyorum inanın. Nicolò Melli dedim, bir şeyler dedim. Şuraya kadar geldik. Yer değiştirdik. Köşeden üçlüyü gönderdik. Bu da başarılı. 76-67. Çocukların elleri ısındı. Lekavicius Sulukas karşı karşıya. Farkı 9'a kadar indirdik. Alabilir miyiz? Topa dokunduk ama almayı başaramadık. Nicolò Melli. Langford. Bobby Dixon. İki kişi
Perde geldi. Bobby Dixon al bu topu. 7 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. İnanılmaz bir mücadele izliyoruz değerli basketbol severler. 76-67 Panathinaikos üstünlüğü var. Bobby Dixon köşede Langford'u savunuyor. Son 4 saniye. 3 saniye. Perde geldi. Üçlük gönderdiler. Başarısız hücum ribandını aldılar. İnanılmaz çocuklar. Şu hücum ribandını, savunma ribandını alsanız çok şey değişecek. Fakat çok basit hatalarla karşılaşıyoruz. 12 saniye var. Evet, Veseli girmeyi başaramadı. Bobby Dixon. Perde geldi. Bobby Dixon. Hadi Veseli. Bomboş. Yan Veseli. Yan Veseli. 78-69. Bobby Dixon'ın harika asisti. Bu tarz pozisyonları, pick and roll'leri maalesef çok fazla gerçekleştiremiyoruz. Çok oynamak lazım. Tecrübe edinmek lazım. Kostas Sulukas. Savunmadaki oyuncumuz. Gigi Datome. Gist. Karşısında Melli var. İçeriye Bobby Dixon. Alır bu topu elinden Bobby Dixon. Bomboş. Köşeden geliyoruz. Kostas Sulukas. Sakin dedi Obradovic. Kostas Sulukas. Fark 9. Perde geldi. Perde geldi. Gözüm Bobby Dixon'da. Bobby Dixon içeriye doğru. Yan Veseli. Sakin. Yani neden depar attı Veseli bilmiyorum. Çok kötü hatalar geldi. Hücum ribandı verdik. Sayıyı atamadık. Aldık topu Guduric. Al bu topu Guduric. Bravo. Hadi oğlum. Bitir bu smacı. Yan Veseli. Sakin çocuklar. Bravo çocuklar. 78-71 oldu. Fark 7'ye kadar indi. 4 dakika 16 saniye var. Ve mola geldi Panathinaikos'tan. Boğazım kurudu. Son 4 dakika 9 saniye. Panathinaikos 78. Fenerbahçe. Beko 71. Langford. Marko Guduric savunuyor. Kalates Sulukas karşısında. Kalates maçın oyuncusu olmaya aday. Pası verdi. Araya giren oyuncularımız var. Bir şut denemesi. Savunma ribandını aldık. Sakin çocuklar. Hadi bakalım Kostas Sulukas. Dengesiz yakalandık. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Maalesef şut pozisyonunda dengesiz diye pası indireyim dedim. Aleyup geldi, topu Veseli aldı. Hadi çocuklar. Sulukas potaya baktı. Kostas Sulukas. Kostas Sulukas. 78-74. Fark 4'e indi son periyotta. 16 sayı, 2 ribaund, 4 asistle oynuyor Sulukas. Langford'la geliyor. Panathinaikos Guduric karşısında. Şut gelecek. Yine geç reaksiyon gösterdik. 80-74. Korku salıyoruz değerli basketbol severler. Sulukas. Sulukas. Pası Melli aldı. Nicolo Melli. Nicolo Melli. İçeride Yan Veseli var. Tribünler titremeye başladı. Yan Veseli. Yan Veseli. Yaz bunu. Veseli. Yan Veseli. 80-76. 13. sayısı boyalı alandan 8. sayısı bu Veseli'nin. Sulukas Kalates'in karşısında yine. Langford. Evet, maçın sonunda Langford demeyi öğrendim. Guduric. Üçlük gelecek bu şerefsizden. Kalates. Blok gelecek. Olmadı. Savunma ribandını aldık. Hadi çıkalım. Hadi sağ tarafta müthiş boşluk var. Kim o? Guduric. Sakin sakin sakin. Ah gönderseydik süper olurdu ama riske atmak istemedim. Sakin çocuklar. Sulukas perde istedi. Perde başarılı. İçerideki boşluğu gördük, yine kaybettik maalesef. 2 dakika 22 saniye. Çok büyük hatalar yapıyoruz. Top bizde kaldı. Kalinic. Top bizde kaldı. Kalinic daha hızlı. Üçlük bomboş. Sulukas. Kostas Sulukas. 3 sayılık atış. 80-79. Neler oluyor? 21-6 oldu. 21-6 seri yakaladık. Langford çok yorgun. 21-6'lık seri yakaladık. Sulukas. Kalates. Blok geldi, harikasınız. Bir blok daha gelir mi? Bomboş kaldı. 82-79. Basketbol maçı anlatmak çok zor abi ya. Yani oynayarak anlatmak inanılmaz zor. Neye dikkat edeceğimi şaşırıyorum gerçekten. Sulukas. Sulukas bu tarafa doğru. Nicolo Melli. Kostas Sulukas. Bir perde daha istedim. Hadi çocuklar. Hadi oğlum. İçeriye devrildik. Kostas Sulukas. Basket faul. 82-81 ve beraberliği yakalama şansı. Kostas Sulukas. Harikasınız. Oğlum ben böyle bir heyecanlanma yaşamadım ya. Yani FIFA'da MIFA'da yok abi. Böyle bir gerçekten yürekten heyecanlanma yok. FIFA'da gol olduğu zaman bağırıyorsunuz ama bu pozisyonları yaşamak inanılmaz bir duygu. 82-81. 1 dakika 33 saniye var. Sulukas tek serbest atışı, o da başarılı. 82-82. Maç yeniden başlıyor. Maç yeniden başlıyor değerli basketbol severler.
İnanılmaz bir geri dönüşe imza attık. Kalates, Langford. Langford blok gelecek. Dengesiz savunma, dengesiz hücum yapıyorlar, blok gelecek. Sayı geldi. 84-82. Kalinic, Sulukas. Tribünler titriyor. Boşluk var, boşluk var. Melli! Nicolò Melli! Harika bir asist geldi Sulukas'tan. Bomboş pozisyonda smaçta bitirdik. 84-84. Nefes kesen bir karşılaşma var. Ben böyle bir şey yaşamadım. İyi savunma, çok iyi savunma. Çok iyi savunma Jan Vesely'nin şimdi öne geçme şansı. Obradovic sakin dedi. Bomboş, Kalinic bomboş, potu altı bomboş. Bomboş çocuklar, bomboş çocuklar. 86-84. Nicolò Melli 7. sayısını attı. Öndeyiz, 56 saniye kala. Müthiş bir geri dönüşte öne geçti ve Panathinaikos mola alıyor. Ben de deliriyorum burada. Böyle bir heyecan yok. Yani çok fazla enerji ve efor sarf ediyorum. Bu Euroleague macerası nasıl bitecek bilmiyorum gerçekten. 86-84 öndeyiz. Son 54 saniye kala öne geçtik. Langford. Langford geliyor. İyi savunma yaptı. Yine zorlama bir şut. Bu maçı bitireceğiz artık. Sakin çocuklar. Köşe bomboş. Bir üçlük gelir mi? İkilik gelir mi? Kostas Sulukas. 88-84. 24. sayısı Sulukas'ın. 40 saniye kaldı. 4 sayılık bir fark var. Yo, çok zorlama. Bir zorlama şut daha ve bu maçı bitireceğiz artık. Faul geldi. İnanılmaz bir mücadele izledik basketbol severler. Rakip koç şaşkın. 2 serbest atış Marko Guduric'ten gelecek. 7 sayı, 2 rebound, 4 asistle oynuyor. Marko Guduric ilk serbest atışı başarılı. 89-84. İkinci serbest atışımız. Bu da başarılı. 90-84. 32.7 saniye kala. 6 sayı farklı öne geçtik. İyi savunma. Üçlük gelecek. Mola geldi Panathinaikos'tan. Gerçekten bu hissiyatın tarifi mümkün değil. İnanılmaz bir spor oyunu. Özellikle basketbol. Yıllarca basketbol oynamış biri olarak. Basketbol oyunlarına da... Neyse bir saniye, maç bitmedi. Maç bitmedi arkadaşlar. Yendik diye düşünmeyelim. Bir faul daha gelecek. Hızlı çıkabiliriz. Jan Vesely. Jan Vesely. Bitirdik bu işi. 92-84. Fast break'te çıktık. Jan Vesely topu eline aldı ve smaçla bitirmeyi başardı. Artık Panathinaikos boynunu büktü. Maçın sonucunu bekliyor. Kalates bugün ne yaptıysa olmadı. Bir üçlük denemesi başarılı. 92-87. Maç henüz bitmedi arkadaşlar. Kostas Sulukas. Faul geldi. 10 saniye kala. 5 sayılık bir fark var. 10.3 saniye var maçın bitmesine. Kostas Sulukas. İlk serbest atışımız başarılı. 93-87. Fark 6. İkinci serbest atışımız. Bu zorla. Zorla girdi evet. Zor da olsa sokmayı başardık. 8 sayılık fark var. 7 sayılık fark var, düzeltiyorum. Son 6 saniye artık. Bir üçlük denemesi daha. Bu da başarısız. 2.7 saniye. Bitirdik bu maçı. Melih Mahmutoğlu'nun elinde. Fenerbahçe, Beko, deplasmanda Panathinaikos'u 94-87 yenmeyi başardı. Bir Euroleague müsabakasına göre fazla yüksek bir skorlu maç olmuş olabilir. Dakikayı düşürebiliriz. Yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Bu seri sizin yorumlarınızla şekillensin. Neler eksik, neler fazla, neleri düzeltmemiz lazım? Hangi konuda sıkıntılıyız? Hangi konu güzel? Hepsini yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ama müthiş bir müsabaka izledik. İşte Langford 22 dakikada 22 sayı. Fenerbahçe'de de Sulukas 26 sayı, 4'te 4 üçlük. Bobby Dixon 6'da 4 üçlük, 10'da 8 isabet. 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmuş Vesely. 2 blokla maçı bitirdi. Yalnız Sulukas'ın 5 tane top kaybı olduğunu da hatırlatalım. İlk maçımızı geride bıraktık. Euroleague maceramız kaldığı yerden devam edecek. Haftaya kimle oynuyoruz ona bir göz atalım. Ben de sizlerden yorum ve beğeni bekliyorum değerli basketbol severler. Bakalım bu serinin gidişatı nasıl olacak? İlk maçımızı kazandık ve ikinci maçta İstanbul'da Unix Kazan'a karşı oynayacağız. Bu maçı da Kırmızı Kep'te izleyeceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı Twitter Kırmızı Kep üzerinden sorabilirsiniz. Instagram hesabım Rap2Rap. Kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tekrardan görüşmek üzere. Fenerbahçe Beko'nun Euroleague macerası kaldığı yerden devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.